Ankara-İslamabad hattındaki işbirliğine dikkat çekildi. Terörle mücadelede ortak mesajlar verildi. Pakistan'ı gerçekten bizim kalbimizdeki, gönlümüzdeki yeri son derece özeldir. Pakistan Savunma ve Şehitler Günü'nde Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz katıldı. Resepsiyonda ayrıca birçok büyükelçi de yer aldı. Program İstiklal Marşı ve Pakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlk konuşmayı resepsiyonun onur konuğu olan Hulusi Akar yaptı. Akar, FETÖ'yle mücadelede Pakistan'la dayanışma içinde olduklarını kaydetti. FETÖ'yle mücadele başta olmak üzere savunma sanayi dahil her konuda Pakistan'la olan münasebetlerimizle işbirliğimiz artarak devam edecektir. Akar, Pakistan'a İstiklal Savaşı'nda, Kıbrıs konusunda ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki destekleri için teşekkürlerini sundu. Akar konuşmasını ayrıca "Yaşasın Pakistan, yaşasın Türkiye" sözleriyle tamamladı. Yine Pakistan, yine Türkiye. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Cyrus Sajat Gazi de günün öneminden bahsetti. Gazi, 6 Eylül Pakistan için yüksek fedakarlıklarla şehit olanların anısına adanmış bir gün ifadelerini kullandı. Gazi, Çanakkale Savaşı ile 15 Temmuz şehitleri ile ilgili saygılarını da iletti. From the battlefield of Çanakkale to those who laid down their lives. Resepsiyon, ülkelerin bayraklarının yer aldığı ortak pastanın kesilmesiyle sona erdi.